Selamünaleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bağlama derslerimiz devam ediyor. Yine bir kısa sap bağlama ders videomuzda sizlerle birlikteyiz. Elimde yine kısa saplı bir bağlama var. Akordumuz kısaca mi, la, si şeklinde arkadaşlar. Mi, la, si. Evet, alt teller mi, orta teller la, üst teller si şeklinde akord edilmiş durumda. Yine çoğunuzun bildiği hareketli, eğlenceli, güzel bir eser, bir oyun havası vermeye çalışacağım arkadaşlar. Çekirge. Evet, eseri daha önce hiç dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan birkaç defa dinlemenizde fayda var. Bu eseri mekanı cennet olsun rahmetli Oğuz Yılmaz da bir dönem seslendirmişti. Oradan da girip dinleyebilirsiniz. Yani eseri sözlerini bilirseniz, müziğin akışını, sözlerin ilerleyişini bilirseniz, eserin trafiğine hakim olursanız eseri rahat bir şekilde çalabilirsiniz arkadaşlar. Olabildiğince en basit haliyle eseri sizlere kısaca aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi hareketli, eğlenceli, güzel bir eser, akıcı bir eser arkadaşlar. Kısaca örneklemeye çalışalım. Eseri öncelikle temel hatlarıyla baştan sona kısaca bir çalalım. Ayrıntılı bir şekilde dersini işleyelim. Yine hatırlatma yapalım yeri gelmişken. Bu ve benzeri videolarımızın devamlılığı için videolarımıza mutlaka beğeni bırakarak bizlere destek olun arkadaşlar. Elinizden geldiğince. Çünkü YouTube beğeni sistemine göre çalışıyor. Yani bir video ne kadar çok beğeni alırsa o kadar fazla izlenme oluyor. YouTube videoları gelen beğeni sayısına göre geniş kitlelere tanıtıyor. Yani sizler bizlere ne kadar fazla beğenilerle, yorumlarla destek olursanız biz de sizler için o kadar fazla ders videosu paylaşabiliriz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi kısaca eseri bir çalalım. Ayrıntılı bir şekilde dersini işleyelim. Evet. Evet, şimdi nasıl çaldık? Kısaca temel hatlarıyla bu çalmış olduğumdan biraz daha basite indirgeyerek dersini işlemeye çalışalım arkadaşlar. Üst tel boş, es vererek başladığımızda fa'nın hemen altındaki perde, bakın fa diyez 3 ve sol. Buradan devam ederiz. Es verdik, fa diyez 3'e bir vurup solu alttan çektikten sonra sole 2 vuruş yaparız. Es, fa, sol, sol, sol. Hemen ardından tekrar sol ve fa diyez 3 birer vuruş yaptığımızda geri solu alttan çekerek, yani sol, fa, sol, mi, re olarak burayı bitiririz. Birleştirelim. Es, fa, sol, 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 fa, sol, mi, re. Bakın tekrar alalım. Es, fa, sol, 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 fa, sol, mi, re. Sanırım anlaşıldı. Şimdi burayı ikinci kez tekrar aynı başlayacağız. Yine es, fa, sol, sol, sol yaptıktan sonra bu kez burayı sol, la, fa, sol, mi, re olarak geçeriz. Bakın. Es, fa, sol, sol, sol. Solda kaldık. Sol'u vurup la'yı alttan, fa diyez 3'ü vurup sol'u alttan çekeriz. Çapraz birbirine geçerek sol, la, fa, sol yaparak mi, re yaptık. İki bölümü birleştirelim. Es, fa, sol, 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 fa, sol, mi, re. Es, fa, sol, 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 la, fa, sol, mi, re. Sanırım anlaşıldı. Bakın ritmi biraz metronomu hızlandırıp hızlı bir şekilde çalalım. Kulağınıza oturması açısından. Bakın. Sanırım anlaşıldı. Sonrasında eser saz kısmı aynı zamanda nakarat kısmı olan bölümlere döner ve şöyle bir çalım uygularız. Evet, burada ne yaptık? Alt tel boş bir vuruş yaptığımızda mi'ye de bir vuruş yapıp alt tel boş re'yi tekrar alttan çekeriz burada. Yani re mi re şeklinde mızrap Ankara şeklinde yine kodlama yapabiliriz. Bakın. Re mi re, yani Ankara. Hemen ardından do'ya bir vuruş yaptığımızda 2 ya da 3. parmakla si bemol 2, bakın si natürel notanın hemen yanı, si bemol 2, si bemol 2 kullanacağız. Burada da
Fa'yı diyez 3 olarak kullandık. Bunlara dikkat edelim. Re, mi, re, do, si, si. Bakın. Re, mi, re, do, si, si. Mızrap. Ankara, Ankara gibi düşünebiliriz. Ankara, Ankara. Sonrasında do'ya bir vuruş yaptığımızda alt tel boş re'den mi'yi kullanırız. Re, mi, re şeklinde bakın. Do, re, mi, re. Burada da Van Karaman gibi düşünebiliriz mızrap vuruşlarını. Eserin akıcı yürümesi için mızrabın yönleri önemli arkadaşlar. Bakın. Ankara, Ankara, Van Karaman. Tekrar Ankara, Ankara, Van Karaman gibi. Evet. Evet. Şimdi bu çalımı biraz değiştirebiliriz. Birkaç değişik versiyonda çalabiliriz. Burada ilk başta ne yaptık? Re, mi, re olarak başladık. Re, mi, re, do, si, si, do, re, mi, re. İkinci, üçüncü çalımlarda bunu re, mi, re, mi, do, si, si, do, re, mi, re olarak da yürüyebiliriz. Bakın. Re, mi, re, mi şeklinde. Re'yi vurup mi'yi alttan çektik. Tekrar vurup tekrar. Yani geli bolu gibi bunu da düşünebiliriz. Geli bolu Ankara, Van Karaman. Geli bolu Ankara, Van Karaman gibi. Üçüncü bir çalımda da solden fa diyez 3 mi'den alarak sol fa mi re. Yine geli bolu gibi düşünebiliriz mızrap üst alt üst alt. Sol fa diyez 3 mi'den boş tel re'ye çıkarak. Sol fa mi re do si si yapı. Evet. Do re mi re aynı şekilde bitirdik. Geli bolu Ankara, Van Karaman. Geli bolu Ankara, Van Karaman gibi düşünebiliriz buralar arkadaşlar. Özetlemek gerekirse şimdi burada 3 tane farklı çalım yaptık. Bir tanesinde re mi re do si si do re mi re. İkincisinde re mi re mi do si si do re mi re. Üçüncüsünde sol fa mi re do si si do re mi re olarak bir çalım yaptık arkadaşlar. Burayı bu 3 değişik birer ikişer tekrarla bu 3 değişik çalımı 8-10 tur çalabiliriz. Sonrasında eser söze girdiği zaman baştan sona üzerine sözleri seslendirmeye başlarız. Sözü okumadan hemen önce bakın şöyle bir giriş verebiliriz. Burada ne yaptık? Üst tel boş es verdik. Fa diyez 3 vurup solü alttan çektiğimizde solde Ankara yaptık. Es, fa, sol, Ankara şeklinde. Es, fa, sol, Ankara. Es, fa, sol, Ankara gibi. İki defa bu girişi veririz. Buradan sonra eser tekrar en başta çaldığımız yerlere döner. Baştan sona eserin üzerine sözler seslendirilebilir arkadaşlar. Bakın şimdi önce bir örnek verelim kısaca hemen anlamanız için. Bu baştan sona çaldığımız yerler üzerine sözleri okuyacağız. Öncesinde hemen girişi verip sözleri devam edeceğim. Dikkat edin. Çekirgeyi salıverdim. Çekirgeyi salıverdim. Yazıya, 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 yazıya. Hemen başa döneriz. Aynı çalım üzerine diğer sözler. Ot koymadı boyun ile. Ot koymadı boyun ile. Buzuya, 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 buzuya gibi. Buraya kadar seslendirdikten sonra bu nakarata döner. Şuradaki çaldığımız nakarat üzerine sözleri seslendiririz nakarat kısmına. Yani hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge, benim canım çekirgem, bıdı 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 çekirge gibi. Sonra eseri bitirirken de en son diyelim baştan sona eseri çaldık. Artık eseri sonlandıracağız. Bitirirken finalde şöyle bir çalım uygulayabiliriz bakın. Yaparak eseri sonlandırırız. Yani do'yu orta tel grubundan alırız. Do, si bemol 2, la'dan do, si, la. Bakın do'yu vurup si bemol 2'yi çekerek la'ya geldik. Do, si, la. Şayet bu pozisyonda çalamıyorsanız şöyle do, si, la şeklinde iki parmakla yürüyebiliriz. Evet.
Do, si, la. Sonrasında da si, la, sol. Orta tel boş. Sol'e çıktık. Bakın. Do, si bemol 2, la'dan do, si, la. Sonrasında si bemol 2, la'dan sol'e boşa çıkarak. Bakın. Si, la, sol. La, la şeklinde karar sesi de bitirdik. Do, si, la, si, la, sol. La, la gibi. Bu şekilde eseri baştan sona icra edebiliriz arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Seviyeniz yetmiyorsa çok ayrıntılı, basit olan derslerimizi çalışabilirsiniz. Benzer videoların devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Videolarımıza destek olduğunuz sürece sizler için sürekli yeni çalışmalarımız olacak inşallah arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde, videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, başarılar.